Arkadaşlar merhabalar bu videomda evet ikinci hafta ders çalışma programından bahsedeceğim ve ödevler vereceğim. Lütfen beni bu videoda iyi bir şekilde dinleyin çünkü önemli şeylerden de bahsedeceğim. Bu programa geçmeden önce öncelikle şunu da söyleyeyim. Gençler başlamadınız mı hala? Vah 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 vah. Niye vah vah? Arkadaşlar ben hiçbir zaman şunu görmedim. Yani Eylül'de okullar başladığında bu işe başlayanlar hayallerine maalesef ama maalesef ulaşamıyor. Niye? Bugünden itibaren ya da bizim söylediğimiz tarihten itibaren başlamanın ne faydası var? Arkadaşlar öncelikle bu tarihten itibaren başlarsanız okullar açılana kadar belli bir yola yol kat etmiş olacaksınız ve bir özgüveniniz olacak ve o yoğunluk başladığı zaman bu işin altından kalkabileceksiniz. Ama siz Eylül ayında genelde böyle bir alışkanlık var ya Eylül ayında çalışmaya başladığınız zaman ne olacak? Okul, dershane, YouTube, işte okuldan ödev, dershaneden ödev, YouTube'dan ödev bilmem ne hangi birini yapacağım. Of olmuyor deyip strese gireceksiniz ve belki de bırakacaksınız. Arkadaşlar o yüzden biz ısrarla bazı derslerin bu şekilde yazın bu şekilde erkenden başlanması taraftarıyız. Ve geometride bunlardan biri Zaman ilerledikçe oturan bir ders. O yüzden lütfen ama lütfen ya benim kampım ya başka birisinin kampı hiç fark etmez. Şu geometri olayına da artık başlayın. Başlamayan arkadaşlar için söylüyorum. Evet kamp kitabını üzerinden gidiyoruz. Size özel ders veriyoruz. Bu özel dersi iyi bir şekilde kullanın. E, Eylül ayı başladığı zaman özel ders zaten bir sürü kanallar var biliyorsunuz. Bir sürü yerden alırız hocam o özel dersler. Ya özel derslerde çakışacak. Yani sen belli bir okul açılana kadar belli bir noktaya kadar gelmen lazım. Ya da dershanen açılana kadar belli bir noktaya gelmen lazım. Bu söylediğim şey ciddi anlamda çok önemli. Ben bu yaşıma kadar şunu gördüm arkadaşlar. Yani yazın ya da 11. sınıfta çalışmaya başlamayanlar. Tamam 11. sınıfta çalışmadıysan biz bunu yazın telafi edeceğiz zaten. Yani şu an beni dinliyorsan ve ben bu konuşmayı 25 Temmuz'da yapıyorum şu anda. Hani bu Temmuz ayında falan başlamayanların ayal ettikleri üniversiteye gittiğini görmedim. Ha bu arada geçen haftaki bahsettiğim akrabam, artık ismini de söyleyebilirim. Melike Kara. Bahtın açık olsun, yolun açık olsun. Türkiye 21.si olmuş. E, akrabalarımdan biri. E, tabii ki geometriye benle çalışmış. E, ama birebir değil, özel dersi o da YouTube'dan aldı arkadaşlar. O da geometrisi hiçbir bilgisi yokken çok iyi bir noktaya gelmiş. Ve her iki sınavda da geometriyi de fulllemiş arkadaşlar. Düşünün. Yani bu arada şunu da söyleyeyim araya onu da sıkıştırayım. Ya bana gerçekten çok yoğunum. Bu ara full böyle var ya sabah 5'e 6'ya kadar. Alt, Allah alt komşuya sabır versin. Sabah 5'e 6'ya kadar e, video çekiyorum. Yoğunluktan dolayı da mesajlara da cevap yazamıyorum. E, çok mesaj geldi hem Instagram'dan hem mail'den. Türkiye derecesi yapanlar ilk yüze girenler ilk e, iki yüze girenler ya inanılmaz derecede mesaj geldi e, bu mesajlar e, hep teşekkürdü ya biz elimizden geleni yaptık biz sizi yönlendirdik siz aldıysanız ne hala aldınız güzel yerlere başvurdunuz şimdi sıra sizde arkadaşlar buradan onlara da ya yani cevabı bu şekilde vereyim yoğunluktan dolayı veremiyorum kusura bakmayın. Normalde bu tür şeyler böyle reklam yapılır kanalda şey yapılır falan filan ama ben de böyle şeyleri sevmiyorum şu an yeri gelmişken söylemek istedim e, ciddi anlamda ilk 1000'e girmiş ya da ilk yüz'e girmiş ya da ilk 200'e girmiş e, çok öğrenciden e, inanılmaz mesajlar alıyorum e, yani YouTube'la da bu iş oluyormuş demek ki geçen sene demiştim zaten ben bunu ama bu sene tamam artık yani YouTube'la bu özel ders meselesini çok güzel bir şekilde halletmişiz. Siz de geç kalmadan lütfen ama lütfen bak lütfen geç kalmadan dediğimi dinle. Şu an tatildesin belki ama al eline kalemini kitabını en azından bir soru çözmeye başla. Ya da bu özel dersleri almaya başla bir şekilde bir çaresini bul. Tatildeyken de sana o kitap gelir. O tatil yerinin adresini verirsin oraya gelir. Tatilini de boş getirme. Sıcağın altında ne yapıyorsun ya gündüz sen 12 ile 5 arası çıkabiliyor musun dışarıya? Valla çıkabiliyorsan helal olsun. Lütfen başla, başla, başla. Evet gençler başlıyoruz. Ee, ve hedeflediğimiz üniversiteye de inşallah çok güzel bir şekilde gideceğiz. Dediğim gibi videonun başında da dedim. Ben bunu gördüm. Yani öncesinde başlamayanlar, yani Eylül ayında başlayanların hedefleri, hedeflediği yere gittiğini çok az bir şekilde gördüm. Öncesinden başlamak lazım. Gönül isterdi ki 11. sınıftan başlamanız ama 11. sınıftan başlamayanlar da bu yazın açığı kapatabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet gençler kampımızda geçen hafta başladık. 18 Temmuz'da başladık ve doğruda açıları bitirmiştik ilk kampımızda. Ee, ve bununla ilgili ödevler vermiştik size. Yaptınız değil mi? Yapın. Ödevlendirmeleri de ihmal etmeyin. Ee, ben... 3 kitap üzerinden ödevlendirme veriyorum. Siz bunu 2'de yapabilirsiniz. Size kalmış. Tamamen size kalmış. Ama 3 kitap geometride garanti. Bazıları ya gereksiz diyor. Sıkıntı yok. Olabilir de olmayabilir de ama ben bunu gördüm. 3 kitap çözen garantiliyor bu işi. Haberiniz olsun. Ben e, ödevlendirmemi şu şekilde yapmıştım. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ödevlendirmemi şu şekilde yapmıştım. Şurada doğru açı. Birinci kitap, birinci kitap ve ikinci kitap şeklinde. Doğruda açıyla ilgili birinci kitap ve ikinci kitaptaki soruları bitirin şeklinde yapmıştım. Bu komple şey de olabilir arkadaşlar. Burası komple birinci kitap da olabilirdi. Sonra üçgenler bittikten sonra, üçgenler konusu komple bittikten sonra ikinci kitaba geçip orada tekrarınızı yapabilirsiniz. O şekilde bir hamle de olabilir. Ya da ne dedik? Üç kitapla gitmek isteyen arkadaşlar da birinci kitaptaki doğru açıları bitiriyor. Sonra ikinci kitaptaki doğruda açıları Bugüne kadar bitirmiş olması lazım. Şimdi geldik üçgende açı ve ek çizimler yani bu haftanın konusuna evet videoyu daha öncesinde yayınladım Cuma günü yayınladım bunun da sebebini size açıkladım bunun sebebi neydi? Bunun sebebi arkadaşlar çünkü hızlandırılmış program yaptım onlara göre videoları da yayınlayacağımı söyledim ama benim tavsiyem yine neydi? Sizler her Pazartesi o videolar yeni yayınlanıyormuş gibi video şeyin ekranın karşısına geçip belli bir saat belirleyin. Çünkü matematik izleyenleriniz var. Başka kanallar izleyenleriniz var. O şekilde hamleler yapıyorsunuz. Ee, o yüzden saat 1 olur 2 olur. O videoların karşısına geçip ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki üçgende açı ve ek çizimlerle ilgili videoları bitireceksiniz. Toplamda 6 video. Bu hafta zorlanacaksınız. Zaten ben şunu söylerim hep. İlk 3 hafta çok önemli. İlk 3 haftayı güzel bir şekilde halleden geometriyi çok güzel bir şekilde bitirir arkadaşlar e, ee, birinci haftada ikinci haftada sıkılan uf olmuyor bu işler demeler falan olur mutlaka olur ama üçüncü hafta daha zevkli bir hale gelecek ve üçüncü haftanın sonunda bu işi geometrinin böyle en sağlam temellerini atmış olacaksınız arkadaşlar lütfen ama lütfen bırakma hevesinde olanlar sakın sonuna kadar 3. haftanın sonuna kadar devam edin ne demek istediğimi orada anlayacaksınız orada geliştiğinizin farkına varacaksınız evet bu hafta belki 10 geçecek 6 video birden Arkadaşlar yani videolara da baktığım zaman böyle yarım saat birkaç video 20 dakika sürdü ama e, biz burada YouTuber değiliz. Her zaman söylüyoruz. YouTuber olsam 10 dakikalık videolarla sizi ekran başında tutarım. Ama ben ne yapıyorum? Bir YouTuber değil bir öğretmen olarak ders nasıl işlenmeliyse o kadar işliyorum ve yarım saat ise yarım saat. 20 dakikası 20 dakika. 20-25 dakika yapmaya çalışıyorum ama yani konunun akışı oraya kadar gidiyor. Bazen önemli yerlerde konuşuyoruz. Biz video içerisinde konuşurken zaten sizi dinlendiriyoruz. Moda mod de yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden can kulağıyla beni dinleyin. Ders dinlerken bile sizi dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bunun farkında değilsiniz. Ama yakında farkında olacaksınız. Evet gençler. Şimdi üçgende açı ve ek çizimler. Üçgende açıdan 3 üç tane video var. Ek çizimlerden de 3 tane video var. En temel yani geometrinin en önemli altyapısını kazanacağınız videolar burada işte ek çizimlerde. Çünkü ne zaman ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O ek çizimler videosunu şöyle bir yalayıp yutun. Çok işinize yarayacak arkadaşlar. Acayip işinize yarayacak. Bundan sonraki geometriye bakışınız değişecek. Özellikle bu ek çizimlerden sonra ve özellikle dik üçgenlerden sonra. Dik üçgenin konu anlatımından sonra geometriye bakış açınız şöyle bir değişecek. Yani geometrinin formüllerden ibaret, özelliklerden ibaret olmadığını, geometrinin de bir mantığı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar videolarda. O yüzden lütfen ama lütfen e, bu dediklerimi dediklerimi iyi bir şekilde yapın. Bu haftanız yoğun bir şekilde geçecek. Geçsin. Dediğim gibi ilk 3 hafta sabredin. sabreden sabreden derviş muradına ermiş. Göreceksiniz. 3 hafta dinle beni ondan sonrasında kendiliğinden çok güzel bir şekilde akacak. Ha bu hafta sadece yoğunluktan dolayı sıkılabilirsiniz. Derslerde bir sıkıcılık falan yok onu söyleyeyim. Konuda anlamamazlık falan yapamazsın ama ya işte bazı arkadaşlarınız olmuyor gibi gibi şeyler böyle Elhamları falan olabilir, olsun, olsun devam, devam, devam. Şimdi arkadaşlar bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta üçgende açı ve ek çizimlerle ilgili ee, videoları anlatıyoruz. Sonra kitaptan bununla ilgili sorular çözeceksiniz. E, kitapta hocam ek çizimler kitapta yok ki. Evet kitapta yok. Benim ekstra, ekstra anlattığım bir konu. Ama üçgende açıdaki açı soruların içerisinde çıktığı için üçgende açıyla bağladım bu ek çizimleri bu haftaya arkadaşlar. O yüzden biraz yoğun geçiyor. Yani üçgende açıyı tam anlamıyla çözmek istiyorsanız ek çizimleri de bilmek zorundasınız. Şimdi o yüzden eee üçgende açı ile ilgili kitaptaki soruları çözmek zorundasınız. Ödevlerimi de veriyorum arkadaşlar. Üçgende açı ile üçgende açı videolarını bitiriyorsunuz. Bu hafta bu haftanız yoğun ama dikkat. Ama çok yoğun değil ya. Videolarda yoğun. Sonra teste geçtiğiniz zaman o kadar da yoğunlukta olmayacak. İki kitabı da rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ödevimizi de söyledik. Ee, kitap çözümlerine başladım. Kitap çözümlerini de e, program dahilinde yapacağım. Çünkü biz de insanız. Kaç tane kitap çözüyoruz? 3 tane bir kitap çözüyoruz arkadaşlar. 3D'yi çözüyorum. 3D'ye yayınlanacak daha kitap bas basılmadığı için şu an videolarını yayınlayamıyorum arkadaşlar. E, videonun da ben videoları soru soru çektim. Onlar birleştirilip bana gelecek. Öyle yayınlayacağım bu arada. %90'ını çektim. Onu da söyleyeyim kitabın %90'ını. Sonra e, ne 3 4 5'i çekiyoruz. 3 4 5'te de şöyle bir şey var. ÖSYM soruları var orada. ÖSYM sorularını artık çözmeyeceğim. Çözdüğüm yerde de bulu ulaştırıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü e, biraz acemiliğime denk geldi. Normalde e, YouTube gibi yerlerde yayınlanmıyor. Bir hata yaptım onu da düzeltiyorum haberiniz olsun. Onların çözümlerine nereden ulaşabiliriz hocam diyecekse olursanız da e, uygulamasından ulaşabilirsiniz. Bir de metin yayınlarına başladık. işte bu 3 yayını da e, mesela bu hafta üçgende açı. Üçgende açı videoları bu 3 e, yayında da bitecek arkadaşlar. Sadece 3 dyi şu an yayınlayamayacağım. 3, 4, 5'te ve metin yayınlarında e, bu salı günü falan çarşamba günü falan bütün videolar yayınlanmış ve bitmiş olur arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam gençler. Evet tekrar söylüyorum. Videonun en başında dediğim gibi. Ben Eylül ayında başlayıp da okullar başladığında başlayıp da YKS'ye hazırlanan öğrencilerin hedeflediği yeri çok az bir şekilde gördüm. Ee, o yüzden lütfen ama lütfen işin büyük büyükünü büyük bir kısmını şu ara halledin. Sonrasında çok büyük bir rahatlık yaşayacaksınız. Lütfen şu tecrübeyi dinleyin. Yıllardır 2004'ten beri öğretmenlik yapıyorum. Ee, son zamanlarda sadece tercihlerle uğraşmıyorum ama e, tercihlere gelen öğrencileri görüyorum veya yorumlardan görüyorum ya da maillerden görüyorum e, hep iyi öğrencilerin derecelik yapmış öğrencilerin ya da istediği yere gitmiş olan öğrencilerin ya 11. sınıfta bir çalışmışlığı TYT'ye başlamışlığı vardır ya da yazın yani YKS sınavının olduğu sene yazdan itibaren çalışmışlığı vardır arkadaşlar haberiniz olsun en kısa zamanda sen de başlıyorsun şu kitabı alıyorsun ya da pdf'leri zaten videoların açıklama kısmında yayınlıyoruz. Ee, pdf'i indiriyorsun ya da kitabı alıyorsun ve ondan sonra bu çalışmalarına her gün hız kesmeden devam ediyorsun. Ve bizim geometrideki çalışmalarımız gün gün değil gün gün uymaz geometride ne yapıyorsunuz hafta hafta çalışma yapıyorsunuz. Bir de hızlandırılmış program var videonun açıklama kısmında da var. İsteyenler o hızlandırılmış programa da devam edebilir. Ama kitap çözümlerini Hızlandırılmış videoya göre atmam mümkün değil arkadaşlar. Yetiştiremem. Gerçekten yetiştiremem. Normal programa göre yapacağım. Ha, elimden geldiğince yetiştirmeye çalışırım desem yalan olur. Yok normal programda yapacağım haberiniz olsun. Gençler hadi bakalım bu haftayı da verimli bir şekilde geçirin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, paragraf çözmeyi de sakın ama sakın unutmayın. Paragraf çözmek de çok önemli. Bu ara belki 20-30 paragrafla kendinizi alıştırabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda... Günlük paragraf çözme sayınız 50 olsun. Ne diyor bu hoca ya? Demeyin. 50 önemli bir rakam. Niye? Sınavda paragraf çözerken sıkılmamanız için 50 tane soruya alışkanlık yapmanız sizin için çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın lütfen. Evet o zaman ne diyoruz? Yarın konu anlatımlarında beni izleyeceksiniz. Yarınki konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.